Bir yıl dönümü daha yaşayacağız ama zulmün hala devam ettiği bir yıl dönümü. Katilin ortadan kaldırıldığı yahut da gizlendiği, müsebbibinin ortadan kaldırıldığı ve yaşanan bu katliamın sadece ailelere acı, gözyaşı ve sonuçtaki yargılama, zulüm ve cezalarla hala devam etmesi ibretlik bir insanlık dramıdır. Öyle değerlendirmek gerekir. Ama bir bütün olarak Roboski ve öncesine bakıldığında bütün sistemlerin, bütün erklerin, devletlerin bir ruhu vardır, kuruluş ruhu vardır. Hangi ruh üzerine kurmuşsanız o ruhla idare edersiniz. Bugün de yani bugüne gelirken Roboski'leri yaşarken aslında biraz daha ileri bir tarihe gittiğimizde karşımıza Yavuz'un katliamı çıkar tarihsel süre içerisinde. Kuyucu Murat Paşa'nın Bektaşi ve Alevi katliamı çıkar. Arkasında gelir Zilan'dır, Dersim'dir, Sivas'tır, Maraş'tır, Gazi'dir ve bu sürgüt devam eden bu ruh hali, bu yönetme biçimi korkakların gerçekten ötekilerine yaşama hakkı vermeyen bir zihniyetin 21. yüzyılda hala Türkiye'de iktidarda olması ve bu zihniyetin hala devam etmesi hem insanlık açısından hem adalet duygusu açısından hem barış ve gelecek açısından gerçekten ürkütü veren bir noktadadır. Bize anlatmak yahut da söylemek istedikleri şey, biz size her şeyi mübah görürüz. Çünkü bu devletin kodları Türk ve İslam olmayan diğer topluluklara, bireylere, kurumlara, etnisitelere ve inançlara yaşam hakkı vermeyeceğim demiştir. Onun için hala laik, demokratik Türkiye sözünü edenler aslında yani hiçbir şekilde yaşamamış bir şeyi sanki yaşanmış gibi göstermeleri de başka bir ibret verici noktadır. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde Roboski'de katledilen Kürt çocukları ve o fakir insanların diğer toplum kesimlerine, o coğrafyada yaşayan halklara, onların barış ve özgürlük taleplerine en son kertede biz istemediğimiz sürece size sadece ölme hakkı var. Sadece yok edilme hakkınız var. Bunun dışında bir hak talebiniz yok. Anlamamız gereken ve eğer insani bir duyguya, inansal bir duyguya sahipsek, demokrasi adına, barış adına, özgürlük adına söz söyleyen herkesin bu tarihsel gerçeği görerek bir bütünlük içerisinde, birlik içerisinde geleceği kurmamız lazım. Bunun dışında hiçbir yolun olmadığını anlamamız lazım. Susarak yahut da gizleyerek, saklanarak bir yaşamın olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Yani her birimizin en zor şartlarda bedenini demokrasi ve barış için ışığa çeviren Halacı Mansur gibi, Kerbala'daki Hüseyin gibi, Pir Sultan gibi zulme karşı bir duruşun sahibi olmadığımız sürece bize rava görülen ve sistemin Kürtlere, Alevilere, ötekilere rava gördüğü bu zulmün devam etmesi demektir. Süreçte ki bu anmalarını, yad ettiklerimizi konuşurken, onların acılarını paylaşırken bu acının nasıl bertaraf edileceği, nasıl bunun altına kalkacağı, geleceğe nasıl umutla, inançla, özgürlükle gideceğimizin esas anahtarı acılarımızı birleştirerek, umutlarımızı birleştirerek büyümek, örgütlenmek ve bu zulüm sistemine karşı bir direnç çeperi oluşturmakla mümkün olacağına inanıyorum.